Herkese merhabalar arkadaşlar, ben Muzaffer. Bugün sizlerle beraber PlayStation 4 Slim alırken dikkat etmemiz gereken önemli noktalardan, aynı zamanda bir oyuncunun gözünden PlayStation 4 Slim'den bahsedeceğiz. Şimdi bir oyuncunun gözünden dememin asıl sebebi olaya tamamen tarafsız yaklaşacak olmam. Yani hem artı hem eksi yönleriyle ele alacağım olayı. Objektif yaklaşacağım. Bir satıcı size ürünü satabilmek için genelde artı yönlerinden bahsediyor. Bu da biraz kafa karışıklığı oluşturuyor. Siz de biliyorum. O yüzden ben tamamen bir oyuncunun, bir alıcının gözünden yaklaşacağım olaya. Çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Yavaştan giriyorum o yüzden. PlayStation 4 Slim alırken dikkat etmemiz gereken en temel husus, en önemli husus garanti meselesi arkadaşlar. Aslında her cihazda bu böyle. Zaten daha önceki videolarımda da benim ısrarla söylediğim şey, PlayStation 4 Slim'i Avrasya garantiyle alın arkadaşlar. Neden? Çünkü biliyorsunuz iki farklı garanti var. Bir ithalatçı garantisi, iki Avrasya garantisi, yani Eurasya garantisi olmak üzere. Sony Türkiye garantisi diye de geçer Avrasya garantisi. Şimdi bu ikisinin arasında ne fark var? Birisinde arkadaşlar diyelim ki ekran kartı yanmış bir PlayStation 4 Slim'i ele alalım. Birisinde götürüp siz ithalatçıya, yani A mağazasından aldıysanız A mağazasına veriyorsunuz cihazı. Onlar onarımını yapıp size geri veriyorlar. Tabii yaparlarsa. Diğerinde ise Sony ilgileniyor. Yani direkt olarak Sony'ye gönderiyorsunuz. Onlar cihazı inceleyip İstanbul'a gönderiyorlar. İstanbul'da PlayStation 4'lerde parça değişimi yok. Eğer cihazınızda herhangi bir sizden kaynaklı olmayan sorun meydana geldi, size yeni sıfır kutulu bir PlayStation 4 veya Slim gönderiyorlar. Uğraşmıyorsunuz siz hiçbir şekilde, yani hatta evinize kargolamayı bile teklif ediyorlar mağaza içerisinde. Sony gerçekten müşterisiyle ilgileniyor. Parça değişimi olmaması da bu açıdan çok iyi. Yani elinize yeni sıfır PlayStation 4 geliyor. Tek dezavantajı içindeki oyunlarınız, verileriniz vesaire o PlayStation 4 ile beraber gidiyor. Tekrar indirmek zorunda kalıyorsunuz. Ama ithalatçı garantisinde arkadaşlar elbet iyi ithalatçılar vardır. Fakat ben işimi riske atmayı hiç sevmiyorum. Yani 100 lira az vereceğim diye cihaza ileride başına bir şey geldiği zaman götürüp de "bu bizi ilgilendirmez kardeşim, bunu sen yapmışsın" dediklerini düşünün. Yani 600 liralık bir parça atıyorum, yandığını ele alalım. Yani arkadaşlar PlayStation 4 Slim'i 100 lira ucuz alabilmek için kumar oynamak çok mantıklı değil. Kumar oynamaktan kastımın ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum. İşinizi riske atıyorsunuz çünkü PlayStation 4, aldığınız PlayStation 4'ün ithalatçısı, yani size ürünü satan kişi gerçekten güvenilir esnaf mı? Buna gerçekten eminseniz alın. Yani işinizi riske atmayın arkadaşlar. Ben şahsen kendi görüşümü söylemek gerekirse cihazın bir parçasını 600-700 lira vereceğime 100 lira fazla verir Avrasya, yani Sony garantili alırım. Tabii ki yine sizin kendi iradenize kalmış bir durum. Şöyle bir anımı paylaşmak istiyorum. Kısaca sizlere daha önceki videolarımda da bahsetmiştim zaten. Daha önceden ilk cuhlardan bir PlayStation 4'üm vardı. CD içine alıp çıkarma mekanizmasında sıkıntı vardı. Yani bu artık DVD-ROM mu deniyor, Blu-ray-ROM mu, artık her neyse. CD içine alıp çıkartamıyordu arkadaşlar. Elimle ittirip elimle de çekip çıkarmak zorunda kalıyordum. Götürdüm bir Sony bayisine. Sony bayisine derken hani Sony'nin teknik servisine götürdüm, verdim kutusuyla beraber. Dedim böyle böyle bir sıkıntısı var bu cihazın. Tamam dedi, biz ilgileneceğiz. 2 gün sonra bana mesaj geldi. Evet, mesaj diyorum, özür dilerim. Telefon geldi. Evet, söylediğiniz gibi bu cihazın bir sıkıntısı var. Biz bunu İstanbul'a gönderdik dediler. Tamam dedim. Zaten ondan 10 gün sonra falan da bana arayıp gelip cihazınızı alabilirsiniz. Sony size yeni bir cihaz gönderdi. Sıfır. Fakat isterseniz evinize de kargolayabiliriz dediler. Ben gidip almayı tercih ettim. Gerçekten ilgilendiler yani arkadaşlar. Söylediğim gibi içerisinde yeni, daha hiç açılmamış, jelatinleri bile açılmamış PlayStation 4 vardı. Şu anda onu kullanıyorum hala. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. En yeni cuh gönderilmişti. Bu arada şey diyen arkadaşlar var. Ya o zaman DualShock'u içine koymayalım. İşte içinden yeni bir DualShock gelsin. 200 lira kâra girerim falan diyen arkadaşlar vardı arkadaşlar. Hani öyle bir şey de mümkün değil. Ben DualShock'u içine koymadım. Çünkü teknik servisteki arkadaş bana hani "eğer DualShock'un bir sıkıntısı yoksa koymayın" dedi. Gerek yok dedi. Ben de koymadım. Gayet de güzel çalışıyordu. Hangi cihazı gönderdiyseniz onun aynısından gönderiyorlar size. Yani öyle bir üçkağıtçılık yapmaya hiç gerek yok. Şimdi gelelim PlayStation 4 Slim'in oyuncu gözünden nasıl bir cihaz olduğuna. Yani söylediğim gibi şimdi daha uzatabilirim konuyu ama dediğim gibi kısa çekmek istiyorum videoyu.
Sonra şey muhabbet dönüyor. Ya 10 dakikayı geçmek için işte neler yapmış, para göz seni falan diyenler oluyor. Dikkat etmeniz gereken temel hususlar bunlar. Ha, şu Ben paket kimseden mesela... fazlasını istemem. Ama Teşekkürler hiçbir Spotify. şey bilmiyorum. Teşekkürler. Arkaya güzel müzik açalım dedik, reklam koyduk. Paket meselesi çok kafa karıştırıyor. Yani hani 3 oyunlu 500 GB mı alalım? Tek oyunlu 1 TB mı alalım? Çift kollu 5... Bunlar için ayrıyetten bir video çektim arkadaşlar. O videoda detaylı olarak bütün mağazaları gezip bütün cihazların fiyatlarını sizlerle paylaştım. O videonun linki aşağıda var. İsterseniz o videoyu da girip izleyebilirsiniz. PlayStation 4 Slim Pro ve normal PlayStation 4 de dahil o video içerisine. Her neyse konumuza dönelim arkadaşlar. Söylediğim gibi PlayStation 4 Slim'i bir oyuncunun gözünden değerlendirmek gerekirse cihaz gerçekten başarılı bir cihaz. Yani gerek FPS yüksekliği olsun. Yani donma takılma hiçbir şekilde söz konusu bile değil. Ana menüde kasmalar söz konusu. Bunun için ayrıyetten bir video çektim. Onun da linkini aşağıya koyacağım. Aslına bakarsanız kanala göz atarsanız PlayStation 4 hakkında her şey için birer video çektim arkadaşlar. Göreceksiniz zaten. PlayStation 4 Slim'e dediğim gibi bir oyuncunun gözünden baktığımız zaman cihazın gerçekten stabil bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Tek bir cihazı var zaten. Bu cihaz meselesi kesinlikle Slim alırken kafanızı karıştırmasın. İki tane var daha doğrusu. 2016A, 2016B. Birisi 500 GB, birisi 1 TB'lık model. Haliyle gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Şimdi eksi yönleri dedin. Niye bahsetmiyorsun diyeceksiniz. Hemen bahsedeyim. Tasarım arkadaşlar. PlayStation 4 Slim gerçekten tasarım olarak DVD-ROM'lara benziyor. Yani cihaz hiç güzel değil bana sorarsanız. Tabii ki bu öznel bir yorum. Kimisine göre iyidir, kimisine göre kötüdür. Şahsen ben alacak olsam yine FAT kası alırdım. Tasarım için. Zaten ikisi aynı cihazlar. Söylediğim gibi arkadaşlar yani tasarım olarak DVD player'lara benziyor ya. Bu eski DVD player'lar vardı ya. Onlara andırıyor bana kalırsa. Hiç hoş değil. Daha sonra de söylediğim gibi ana menüde kasma problemi yaşıyorsunuz bu cihazlarda. 4'te de Slim'de de Pro'da yok öyle bir sıkıntı şimdilik ama Slim'de de 4'te de ana menüde çok fazla kasma donma oluyor. Bu da bir eksi yön olarak alınabilir. Eğer imkanınız varsa kesinlikle Pro alın derim. Onun için de ayrıyetten ya bir sürü video çektim arkadaşlar. Kesinlikle göz atın kanala. Herhangi bir oyunda donma kasılma söz konusu değil. FPS düşüklüğü söz konusu değil. Ama söylediğim gibi arkadaşlar ana menüde acayip kasıyor cihazlar. Üçüncü olarak da fiyattan bahsedebiliriz arkadaşlar. Çünkü PlayStation 4'ler daha ucuzken FAT kasalar, Slim'ler daha pahalı. Ki ikisi de aynı donanıma, aynı özelliklere sahip. Birisi sadece ince, birisi kalın. PlayStation 4 Slim daha pahalı arkadaşlar. FAT kasa daha ucuz. Ki bana sorarsanız FAT kasa tasarım olarak da daha şekilli duruyor. Tabii hani Pro gibi bir cihaz varken piyasada bunu söylemek çok kolay değil. Çünkü Pro gerçekten güzel bir cihaz ama Slim'den en azından daha güzel duruyor öyle söyleyeyim. Buna rağmen daha ucuz. Slim daha pahalı stabil olduğu için yani yeni bir cihaz olduğu için ama arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Gerek yazılım gerek donanımsal olarak hiçbir fark yok. Slim'in de böyle bir eksi yönü var daha pahalı. Bu şekilde arkadaşlar yine hani kesinlikle kafanıza takılan soruları cevaplamak isterim. Aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yorum olarak dönmezsem ki genelde dönemiyorum çok fazla soru geldiği için. Mail üzerinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Mail adresimi de aşağıya bırakacağım. Mail olarak da bana sorunuzu iletebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yine video konsepti önerisinde bulunabilirsiniz bana mail üzerinden arkadaşlar. Kafanıza takılan soruları zaten yeterince soru geldiği zaman bunu sözünü vermiştim. Bir video haline getirip halledeceğim. Yani bir video çekeceğim. Tüm soruları cevaplayacağım. Yani çok spoiler vermek istemiyorum ama yakında zaten konsept değişikliği derken yine hani PlayStation değil de farklı konsollara yani Xbox'tır, cihazlar, onlara da yönelmeyi düşünüyorum. Çünkü PlayStation 4 hakkında neredeyse her soruyu cevapladım. Ve yeni bir PlayStation modeli çıkana kadar da başka bir soru geleceğini düşünmüyorum. Söylediğim gibi arkadaşlar kanala kesinlikle göz atın. Bu şekilde genel olarak. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Abone olursanız ve videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Hoşça kalın.